Ben onu bunu boş verin de ben Nurten Hanım'a takıldım. Neden moraliniz bozuk? Neden canınız sıkkın? Ben bugün sizi içeride de çok üzgün gördüm. Anlatmak ister misin? Biraz Özlem'e kızgınım. Neden? Zaten dün gece de orada kalmadım. Aa, neden? Evet. Şaka. Kendi kendine burada ağlıyor. Bilezikleri evet. alamadım evet, diye. Evet, bilezikleri alamadım. Ya, olabilir. Almak da var, alamamak da var. Ağlamanın anlamı i̇şte ne? İşte Özlem idrak edemiyor bunu. Burada bir yarışma olduğu için. Evet, pardon. Emin misin gelinin ağladı diye mi ona kızdım? Aranızda evet, başka ağladı diye olmasın. Kızdım zaten. Niye ağlıyorsun dedim. Sulu göz gibi gözüküyorsun dedim. Ondan sonra gittik eve. Zaten buradan ayrı ayrı servislerle gittik. Cumartesi sabahı bir kalktım ki kapıda valiz. Aa! Bu ne dedim? Yeter anne sen gidiyorsun. Kız ben sana demedim mi? Seni kapıya koyar demedim. Koydu merak etme. Bak gördün mü? Koydu. Oğlum da bir yere kadar. Evet. İki tane çocuğu var ya sonuçta. Bir de bana ne dese beğenirsin biliyor musun? Ne dedi? Zaten üç tane evde kedi var. Senin yüzünden evde rahat dolaşamıyorlar. Aa! Evet pes. Dedi. Ne yapayım? Mecburen gittim. Nereye gittiniz? Nereye gideceğim? Öbür oğlumun yanına gittim. Ay yazık ya. O atıyor ona gidiyorum, o atıyor ona gidiyor. Ben Özlem'i izliyorum da baya bir sizin üstünüze çok geliyor. Çok sinirli. Evet çok sinirli. Aa. Kadın ne yapsın? Eline kalmış o. Ben olsam gitmezdim. Orası senin oğlun evi değil mi? Oğlumun evi de şimdi ne yapabilirim? Ev ikisinin evi. Olsun. Mecbur gideceksin. Sen de annesin. Sen de onun büyüklerisin. Oğlum bir şey demedi mi senin gitmene? Demez yok mu? Söyledi ama... Ha, dinletemedi. Dinletemedi. Aslında sen sivri bir kadınsın. Evet. Yani. Bunu sana nasıl yapıyorlar ben anlamıyorum yani. Nasıl ya. Sözünü geçiremiyorsun? Öyle görünüyor. Sivri bir kadın değil. Öyle bağırıyor, çağırıyor, yarışıyor. Ha, bu öyle mi görünüyor? Ya Semin Hanım, paran varsa padişahsın. Evet. Evet. Paran yoksa... Evet, tabii ki öyle. Anladın mı? Şimdi bende para olmadığı için... Ellerine kaldın. Ellerine kaldığım için... Ama bak Nurten'cim kabahat sende. Tabii. Sen paran varken gürledin, paran yokken sesin kesildi. Ha. Asıl paran yokken gürleyecektin. Şu yastık benim, şu yorgan benim, evi boşalt, çık git. Ben gene çökmem. Ama şimdi... Benim yüzümden de evliliklerin yıkılmasını istemem. İki çocuk var ortada. Hayır. Ben giderim rahat etsinler. Ne münasebet yani. Bir oğlum daha var benim. Kırgınım. Çok kırgınım. Ama buraya niye geldin diye sorarsanız da 30 bilezik var. 20 çeyrek var. İnşallah 30 bileziği alırım da çıkar işte. Alırım da demek ne demek? Sana verecek İnşallah. Mi? Kim? Özlem sana verecek mi? Evet. Ben söyleyeceğim yönetmene. Bana versin. Özlem, yani, Özlem ya. Bu defa da bilezikleri sen aldın diye ağlayacak. Yok. Ağlasın ne yapayım? Çok önemli. Biz kayınvalide olarak bunu fırsata çevirelim. Güç birliği yapalım. Nurten Hanım'a destek olalım. Olalım. Bugün Nurten'e yapılan yarın bizlere yapılacak. Evet. Tamam? Olmaz. Biz kaynana olarak birbirimize sahip çıkmalıyız ki gelinlere bir gözdağı verelim. Evet. Herkes haddini Evet işte böyle olalım. Haklısın. Lütfen bana sahip çık. Tamam arkanızdayız. Tamam.